Evet, programımızın çok kıymetli partneri Ömür Sabuncuoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk Eda'cığım. Show Televizyonu Magazin Haber Müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu ile bugün özellikle güzelliğin, zarafetin göz dolduruyor Ömürcüğüm. Her zamanki gibi sen de öylesin. Çok teşekkür ederim. Uyumluyuz da. Kızılcık Şerbo'da neler olup bitti? Ay, Kızılcık Şerbocular valla artık bana da sürekli yazıyorlar. Ne olacak? Neler oluyor diyorlar değil mi? Valla diyorum Ömür'ü mentionlayın. Evet. Evet, şu anda biliyorsun dün çarpıcı gelişmeler oldu. Evet. Görkem'in oyununa gelen Pembe Hanım artık evi terk etti. Sen söylemiştin zaten. Söylemiştim. Aslında evde kalmaya devam ediyor ama çocukluğunun geçtiği Fatih'teki semte gidip doğduğu evi bir hayır evi haline getirdi. Bundan sonra daha çok bu tür yardım işleriyle haşır neşir olacak. Diğer taraftan Kıvılcım Cemal'in artık yakalamak üzereydi. Casus programı yerleştirdiğine dair. Yakalayamadı çünkü çok zekice bir hamle yaptı Cemal ve maalesef Kıvılcım hatta mahcup duruma düştü. Diğer taraftan dünün en çok konuşulan ve titi olan ismi Sıla Türkoğlu Doğa'ydı. Çünkü onun hayatında gelişmeler oldu. Ne oldu? Giray'la kavga ettiler ve evi terk edip annesinin yanına Kıvılcım'ın yanına gitti. Kızını da alarak. Doğa. Doğa'nın evi terk ettiğini... Ne olacak, dönecek mi? Dönmeyecek. Orada bir ayrılık söz konusu. Önümüzdeki hafta bunu göreceğiz. Evet. Doğa gidince Doğan'ın gittiğinde Nilay öğrendi. Bunu Fatih'e söyledi, eski eşine. Fatih de bunu öğrenince Doğan'ın yanına eve gitti. O sırada vefat eden teyzesinin evini, alt kattaki evini topluyordu Doğa. Bunun yanına gitti ve aslında herkesin beklediği, uzun süredir beklenen Doğa ve Fatih arasındaki yakınlaşma bölüm sonunda gerçekleşti. Doğfat olayı. Doğfat, evet. Gerçekleşti. İstersen önümüzdeki hafta neler olacak? Tamam, çünkü evet, çarpıcı açık şeyler, durumlar var. Dediğim gibi Giray hem aşkta aslında kaybedecek, hem işte kaybedecek. Doğayı kaybedecek. Doğa terk edecek onu. İşte de mal kaçırmadan polisler evine baskın yapacak önümüzdeki hafta ve gözaltına alınacak. Orada öyle gelir. Hayat bir anda ters yüz etti yani. Ters yüz olacak. Doğa ile Fatih arasındaki yakınlaşma devam edecek. Kıvılcım tekrar Cemal'in bir açığını yakalayacak bu sefer. Casus programı yakalamasına dair. Pembe ile gelinin İlay arasındaki sürtüşme devam edecek. Ama şöyle bir sürpriz söyleyebilirim. Önümüzdeki bölüm Nilay'ın annesi Kızılcık Şerbeti'ne girecek. Bu da yeni bir oyuncu. Sevgili Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne önümüzdeki hafta dahil olacak. Peki şey belli mi bu? Bilinen bir şey mi? Sen ben çok takip edemediğim için tabii bugün yayın var. Dün gece yayınlanıyor. Ben yatıyorum, bilmiyorum. Bu yeni bilgi, evet. Hadi önümüzdeki bakalım. Hafta izleyiciler Neslihan Yeldan'ı... Pembeyle mi biraz onlar şey olacaklar, ihtilaf? Aslında dünür olacaklar, evet. İki dünür Pembeyle. Gerçi Pembe kendini kendini böyle hayır işlerine adadı diyorsun. Bakalım ne olacak. Ama şöyle bir şey, hayır işlerine adadı ama yine de böyle Meri'ye laf sokmalarına devam ediyor. Nasıl hayır işi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Yani, neyin ayrını yapıyorsunuz? Vazgeçmiyor o konuda. Öyle bak sen. Da var. Peki Şerbo bu kadar mı, kalpazana geçelim mi yoksa Şerbo ile ilgili? Şerbo ile şimdilik bu kadar. En flash haber yeni oyuncu. Evet, peki. Evet. Nasıl sence, taze kan olacak mı? Şunu söyleyeceğim, o önemli, onu unutmadan söyleyeyim. Görkem'den boşanmak istediğini söyleyecek Fatih. Ve tabii ki Görkem çıldıracak. Eyvah. Görkem kabul eder mi bunu? Kabul etmez herhalde, kötülükleri artık daha da zirveye çıkar. Allah'ım, kan kustum Kızılcık Şerbeti tam adının hakkını verecek. Peki ekleyeceğim başka bir şey var mı? Bugün? Kızılcık Şerbeti'nde bu kadar. Hadi bakalım, kalpazan Şükrü Lovan'ın oynadığı Canan karakterinin canını tak etti. Neden? Tak etti çünkü artık yani kendine bakmadığını fark etti. Biliyorsun artık önce kuaföre gitti, güzel kıyafetler aldı, cilt bakımına gitti. Kendini aynanın karşısında gerçekten çok güzel bir Canan gördü ve aslında özgüveni de yerine geldi. Sinan kendisiyle tekrar ilgilenmeye başladı ve çocuklarının geleceği için aslında Sinan'ın reddettiği müdürlük teklifini iş yerindeki kabul etti. Önümüzdeki hafta Sinan'ın yanında işe başlayacak Canan. Tabii ki bunu öğrenecek, çocuklarından öğrenecek, küçük oğlundan öğrenecek Adem ve çok üzülecek. Öyle bir durum var. Ama Adem de değişime girecek önümüzdeki bölümlerden itibaren. O ne yapacak? Spora falan mı başlayacak? Önce kılık kıyafet, şekil şey var. Oradan bir düzeltmeye başlayacak.
Baksan. Bir mahkeme sahnesi izleyeceğiz önümüzdeki hafta. Mahkeme sahnesinde ama bir boşanma olmayacak. Şükran Ovalı anlaşamadıklarını söyleyecek. Fakat burada Adem'in bir itirazı olacak. Onu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Kalpazan sürprizlerle dolu. Evet evet, hareket. Kalpazanlığa devam mı bu arada? Kalpazanlığa devam edecek. Bu arada şöyle bir şey öğrenecek Ela. Kardeşinin kendisine bir oyun oynadığını fark edecek Kartal'ın. Adem. Aslında biliyorsun bir çocuğu öldürdüğünü zannediyordu. Halbuki o bir kuru sıkıymış. Sen bana bunu neden yaptın diye sorduğunda, sana bu oyunu tezgaha düzenlemesem sen o paraları basmayacaktın. Sen bu kalpazanlığı yapmayacaktın. Kardeşin oyununa geldi. Bu arada herkes Kartal'la Ayşe Komiser arasında da bir şeyler olacak mı diye merak ediyor. Sen ne diyorsun? Olacak ama Kartal'ın hisleri şu an daha güçlü. Ayşe'ye göre Ayşe Komiser daha çok işe odaklı şu anda. Bu çözmeye çalışıyor. Bir kalpazan mı var, bir çete mi var, bu işin arkasında ne var? Ayşe Komiser biraz daha işe odaklı ama Kartal gerçekten yavaş yavaş aşık olmaya başladı. Oo, demleniyor. Hadi bakalım. Peki bir dakika, başka bununla ilgili Kartal'la ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka yok. Tamam. Deniz Baysan oynadı Ayşe karakteriyle bir yerde hırsız polis aşkı doğacak. Söyledim onu. Tamam, bunu söyledik. Ben bu dizi böyle şey, hızlandırılmış İngilizce kursu diye bir karikatürü var ya. Adam bağıra bağıra hızlı hızlandırıyor. Ne yapıyorsunuz hocam diyor. Hızlandırılmış İngilizce. Peki şimdi hangi diziye geldik? Bahar. Bahar. Senin o röportajın. İzledin mi? Ya Demet Evgar nefes alamıyor, nefes. Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj verdi ve çok keyifli olmuş hakikaten. Zaten ben hayranıyım yani. Evet. İkinize de bayıldım. Senin sevilme nedenin, çok güzel soru soruyorsun ve insanlara o rahatlığı, konforu sağlıyorsun. O yüzden de Demet Evgar seni tercih etti elbette ki. Ne mutlu. Beni tercih edecek hali yoktu böyle. Olur mu ya? Evet. Nasıl, anlatsana biraz. İstiyorsan seyirciler seyretmemiştir. Aslında biraz bence röportajını anlat. Bir de diziye ilişkin ne söylersin? Tabii ki. Yani aslında çok enteresan. Mesela biliyorsun kendi doğaçlama çok sahne oldu. Özellikle birinci sezonda. Tümör olsun, işte cerrahla ilgili yaptığı espri. Dedim ki bu sene bir şey yaptı mı? Çünkü bu sene bilinmiyor yaptığı, kendi bir doğaçlama kattı. Rengin'le aralarında ve Timur'la bir sahne vardı. Dedeye sahip çıktığın için sana teşekkür ediyorum. Bu tamamen doğaçlama Demet Evgar'ın çıkardığı bir şeymiş. Bunu seyirciye söyleyelim. Sevgili seyirciler, sette bir senaryo yazılıdır. Bizim haberler gibi. O senaryoya göre oyuncular performans sergiler. Ama Demet Evgar öyle kalibresi yüksek bir oyuncu ki yönetmenler de elbette buna zemin hazırlıyor. Tabii, tabii. Ve senaristler de bunu tolere ediyor. Kendi doğaçlama yapıyor. Aslında bunu şey, Cem Yılmaz'ın setlerinde de çok olduğu söylenir. Evet, değil evet mi? Söylenir. O viral olanlar hep Demet Evgar'ın kendi ruhunun yansıması aslına baktığında. Tabii senarist de sevgili, çok özür dilerim, senarist ve sevgili Neslihan Yeşilyurt'la da aslında ekibin de bu tolere etmesi ve hani karşıdaki oyuncuların da hani Buğra Gülsoy'unda, Mehmet Yılmaz Akın'da aynı şekilde gerçekten sette çok güzel bir ekip ruhu var, arkadaşlık evet, var. Evet, o belli. Zaten Nihal Yalçın söylemiştim, konservatuvardan arkadaşı Demet Evgar'ın. Bir de bana şeyi anlattı, Demet Evgar'ın, Bahar'ın biliyorsun şapkaları var çok fazla. Evet. O şapka fikri de Demet Evgar'dan çıkmış, Bahar böyle bir karakter olsun demiş. Şapkalı olması Demet Evgar'ın fikriymiş. Ve şu anda biliyorsun her yerde böyle yürürken ya da dışarıda mağaza Demet şey, Bahar şapkaları diye böyle bir sektör de açıldı. Bahar başka bir şey üfledi. Yani bu kadınlara başarabilirsin inancını verdi. Geçen de o mektubu okuduk ya, o kadar çok duygulanan insanlar olmuş ki, güzel mesajlar aldım. Bahar karakteri bence toplumda biz Türk kadınına başka bir şey aşıladı. Ve o yüzden çok önemli, çok kıymetli rol buluyorum. Rol model oldu değil mi aslında? Rol model oldu. Aynen öyle. Türk kadınına kendisini hatırlattı. Sen busun dedi. Bir de bir şey daha ekleyeyim izin verirsen. Başka setlerden Demet Evgar'ın çillerinin nasıl yapıldığı konuşuluyormuş ve araştırılıyormuş. Baksana. Demet anlattı bunu. Zaten Demet'in çok hafif çilleri var. Yakından ben görmedim hiç. Bunu daha belirgin hale getirmek için brokoli. Nasıl yani? Brokoli. Ne yapıyorlar yüzüne, brokoli? Yani işte ona bir makyaj şeyi yapıp brokoli yeşil yapmaz yüzüne mı? Hayır. İşte ona göre yapıp ben de deneyeyim yayınlara girerken. Bir bakmış Ömür haftaya gelmiş, benim yüzüm çilli.
Brokoli ne yapıyor böyle? Hani biz patates baskısı yapardık. Sen hiç yaptın evet, mı? Evet, evet. Makyajın keşfiymiş bu. Hatta manav soruyormuş öyle anlattığını. Bu kadar çok brokoli alıyorsunuz. Çünkü seçerek de alıyormuş hani tam yüzüne gelsin diye. O yüzden yani Demet Evgar'ın çillerinin sırrı brokoli. Brokoli. Brokoli ile çil yapıyorlarmış. Ömür Sabuncuoğlu'dan bombalar. Güya sen konuşacaktın. Gene başladım aldım sazı elime. Daha güzel keyif. Ne güzel. Bak bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın foyası ne zaman ortaya çıkacak? Ayça'nın sandık kokusuna geçtik. Ay bir dakika ya. Ayça'nın sandık kokusundaydı. Geçelim, evet. Bir dakika, baharda haftaya neler olacak onu söyle istiyorsan sonra Ayça'nın foyasına geçelim. Baharda biraz aslında sürprizli önümüzdeki hafta. Hı. Biliyorsun Efsun karakterinin Yalçın Yalçın'ın bir merdivenden düştü. Hı. Ve aslında Bahar'ın bunun hiçbir dahili yok. Ama en son onu gördüğü için ve küçük bir hafıza kaybı yaşıyor. Onun kimin düşürdüğü ortaya çıkacak. Evde bir sürü şüpheli var. Önümüzdeki hafta bu sır çözülecek. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. Kim çıkacak sence? Bahar olmayacağını ve Bahar'ı da birinin kollayacağını düşünüyorum. Çünkü devam eden bir velayet davası da var. Özellikle Evren orada devreye girecek. Bu arada senin röportajını nereden seyredebilirler onu da söyleyelim. Show TV'nin YouTube kanalından. Show TV'nin YouTube kanalından Demet Evgar'la brokoliyle nasıl çil yaptıklarını her şeyi anlattığı Ömür Sabuncuoğlu röportajını seyredebilirsiniz. Zaten herkes seyretmiştir de belki haberi olmayanlar vardır. Hı-hı. Hadi geçelim sandık kokusuna. Ayça'nın foyası ne zaman çıkacak ortaya? Ayça'nın foyasında çıkmasına... Var mı? Epey vakit var. Zaten o Bora Boy Bey'i şu an kazanmaya çalışıyor. Daha ona vakit var ama... Peki, Filiz'in dönmesi için Gülnaz'ın evden gitmesi gerekiyor. Hasan Gülnaz'ı Urfa'ya gönderebilecek. Ben böyle dizi, sevgili seyirciler, dizi izleyecek vaktim mi var benim? İzleyemiyorum doğru, ki. Bir başına bakıyorum, bir sonuna bakıyorum, bir de Ömür'e soruyorum. Ömür süzerek anlatıyor, ben de böyle takip ediyorum. Şimdi, evet. Zaten geçen hafta söylemiştim, Filiz evi terk edecek Demet Akbağ diye ve evi evet, terk etti. Evet, demiştin, evet. Evi terk etti fakat... Uğur Yücel'de Hasan Bey de bu arada devreye girdi ve kız kardeşine dedi ki Gülcan'a hemen Urfa'ya bir bilet alıyorsun ve gidiyorsun. Demet Akbağ kendisinin ve herkes bütün izleyici gittiğini zannediyor. Ama aslında Gülcan gitmedi. Çok acayip bir ters köşe olacak önümüzdeki hafta. Demet Akbağ'ın kız kardeşi Türkiye'nin evine sığınacak diyeyim. Yani bir süreliğine onu telefonla arayıp sana gelebilir miyim dedi. Ve Filiz karakterinin... Kız kardeşine Türkan'ın evinde olacak Gülcan. Yani yine Urfa'ya gitmeyecek ve kurtulunamıyor şu anda. Kurtulunamıyor hayatım. Bir gelin görümce çekişmesi hala devam edecek. Hadi bakalım. Bu arada evet, Karsu ve Bora. Karsu ile Bora arasında bir yakınlaşma olacak. Üzerine bir çay dökülecek Bora Bey'in evindeyken Karsu'nun. Hmm. O sırada ilk yardımı da Bora Bey yapacak. Orada da bir duygusal anlar yaşanacak. Ama asıl duygusal sahneleri bütün izleyiciyi önümüzdeki hafta etkileyecek olan Uğur Yücel'in Demet Akbağ'a hazırladığı, Hasan'ın Filiz'e hazırladığı çok romantik bir kendini affettirme akşam yemeği olacak. Hadi bakalım. Bu arada bu dizi ne zaman konusu açılsa herkes de saçları ne kadar güzel, ne kadar güzel bir perukmuş efendim. Demet Akbağ, değil mi? Demet Akbağ'ın saçları. Evet. Kendisi de söylüyor zaten peruk olduğunu. Normal hayatında kullanmıyor. Ama hakikaten çok güzel bir peruk. Ama yani çok, kendi saçı gibi duruyor. Çok yakıştı. Yani evet, renk. Açık renk de çok yakışıyormuş bu arada hani Demet Akbağ. Şu an kendi saçı koyu kahverengi mesela. Evet. Ama gerçekten çok yakıştı. Seninki peruk değil mi saçları? Yok. Yok. Çok güzel senin saçların. Kestirdim ben. Demet Evgar'a gerçekten Demet Evgar diyorum. Aman isimler karıştı. Demet Akbağ çok yakışıyor hakikaten ama perukmuş. Peki şimdi Siyah Kalbe geçelim mi? Siyah Kalbe geçelim. Kapadokya'da olaylar karıştı. Karıştı. Kapadokya'da bütün sırlar ortaya döküldü. Hikmet her şeyi açıkladı. Suğru'nun İkizlerin Suğru'nun çocukları olduğuna dair. Hı hı. Samet Bey ikizleri kaçırdı, uzakta bir yere götürdü. Hı hı. Ve onlara arkalarında kimin olduğunu sordu. Yani o başka bir hikaye var zannediyor. Hı hı. Fakat bu arada ikizler de, ikizlerin dışında Sumru ve annesini de aldı ve ıssız bir yere götürdü. Onların durumu daha kötüydü. Fakat evde çalışan kişi de Samet Bey ile kavga edip işten ayrılınca o da Sumru Hanım'ı kendi evine aldı. Oralarda durum karışık biraz yani zor günler yaşayacaklar. Bu arada Cihan karakteri ve eşi biliyorsun formalite bir evlilik yapmıştı. Hı hı. Ama ihanete uğradıklarını düşününce ikizlerden ötürü onların arasında bir yakınlaşma oldu bu bölüm. Senin var mı oradan
bana soruyorum. Siyah kalple ilgili Nuh ve Meleğin gerçekten kim olduğu ortaya çıktı. Bunu. Bu arada bu hızlı çözülmeyi ben dizilerde çok seviyorum. Güney Kore dizilerine bayılıyorum. Bir ara çok izlerdim. Böyle o kadar hızlı her şey oluyor ki böyle şaşırıp kalıyorsun. Yani bizde çünkü çok Türk dizilerinde yavaş yavaş ilerliyor ya. Burada siyah kalple bir şeyi görüyorsun. Bir paradigma değişimi. Evet. Bence o konuda çok başarılı. Hatta ilk bölümde bile ortaya bir şeyler çıktı. Çok hızlı gidiyor. Evet. Bence bu seyirciyi çekmek açısından da doğru bir taktik. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Zaten bu reytinglere de yansıdı. Siyah kalbin bu hafta reytingleri çok güzel geldi. Tebrik ediyoruz Timur Selçuk'u. Peki Cihan ve Melek, Nuh ve Sevil'e arasındaki aşk bitti mi? Sonra Deha'yı soracağım. Toparlayacağız. Tamam. Yani aşk bitmedi. Aslında kötü bir yüzleşme yaşadılar onlar da. İkizler ikisi de kırıldı bu duruma. Ama aralarındaki önümüzdeki hafta tekrar bir elektriklenme olacak. Sanki tekrar yakınlaşacaklar. Deha'ya ne dersin peki? Deha aslında çok hareketli gerçekten. Deha'da durumlar. Ya fragmanları bile çok hareketli. Değil mi? Yani fragman... Şu anda ona bakıyorum değil mi? Deha, evet. Şu an... Ekrandaki, evet. Deha ile ilgili işler karışıyor. Devran en büyük ağabeyini babası İskender'e şikayet etti galiba. Oldu aslında. Eve gireni buldum demiş. Devran hala kardeşinin katilini bulmaya çalışıyor ve bu anlamda hani Cesur'un da işin içinde olduğunu anladı. Orada bir şeyler netleşmeye başladı ama kardeşin katiline bir türlü ulaşamıyor. Bunun için de Karga'dan yardım istedi. Karga diye bir biliyorsun mafya babası var. Ve onun da aslında bu arada bazı işlerini halletti. Şu anda tekrar onun Karga'nın adamı oldu. Devran karakteri arasında oldu. Yani Devran şu anda aslında kardeşleriyle sınanacak. İki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi var. Fakat bunlar maalesef babaları ve babalarının üvey kızı İmre, Melis Sezen'in canlandırdığı karakter. Bunlar aslında... parayla bunları yanına çekmeye çalışacaklar ve Devran aslında büyük bir sınavın içinden geçecek. Bakalım kardeşlerini kurtarabilecek mi? Yoksa kardeşleri parayı mı tercih edecek? Ki aslında en büyük abisi şu anda babasıyla işbirliği yaptı. Onun yanında çalışmaya başladı. Aras Buz İnan'ın bu arada oyunculuğunu çok beğeniyorlar. Ama galiba bir şey biraz eleştiriliyor mu oyunculuğu Melis Sezen'in? Melis Sezen'in mi? Yok, eleştirmiyor. Gayet güzel gidiyor. Gayet çok iyi. Yakıştı karakter. Yakıştı. Biraz böyle kötü kadın havası da böyle koyu renk saçlarla şey yapmış falan kendine öyle bir imaja büründürmüş. Kötü kadın biraz hani bir taraftan seksi bir kadını da oynuyor. Fettan bir kadın, kadını oynuyor. Sevilen bir karakter oldu aslında. Ay kötü karakterleri de böyle kendimizi biz millet olarak seviyoruz da bazen yani. Evet. İyi olmasını bekliyoruz sürekli falan. Bir şekilde şaşırtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şey konuştuk. Esra Dermancıoğlu siyah kalpte kötü bu zamana kadar kötü kadın oynadı ya aslında acaba bir iyi bir kadın olsa nasıl bir karakter de çıkar karşımıza? Tabii farklılıklarda izleyici de görmek istiyor. Evet, bu Bihter'den kalan miras bize. Ömür Sabuncuoğlu programımızın çok değerli partneri, şahanesin. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim bir şey varsa alabilirim. Haberlere geçeceğiz sonra. Çok keyifliydi. Keyifli izlemeye şu an seni devam edeceğim. Biz de seni keyifle seyrediyoruz. Röportajlarını ve programımıza yarattığın katma değeri çok kıymetlisin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.